Arkadaşlar şimdi dedelerin evine geldik. Arkadaşlar deden evinde bak böyle bir şeylik bulduk beyler. Arkadaşlar bu gerçekten bu lambalar acayip çok ışık, yüksek bir ışık veriyor. Bak görüyor musunuz? Oo vay be beyler. Arkadaşlar Emir'in kanalındayız. Haydi direkt YouTube kanalı beyler. Arkadaşlar bunu acayip gözünüzü tutmayın. Gerçek çok tehlikeli. Bunun tanıtımı videosunu çekeceğim. Elimizde bir tane böyle bir yeşil renkli lazer lambası var. Lazer bir lambası buldum. Bir tane bir Ahmet bir çocuk var. Burada Ahmet çocuk verdi bana. Buraya bizim değil Ahmet'in ait gençler. Bunu tekrar yerine kaldıracağım yani. Bunu tekrardan yerine koyacağım. Öyle diyeyim beyler. Ben de sana söyleyeyim herhalde. Haberin olsun yani. Şimdi bu arkadaşlar yalnız bu bunlarından gördüğünüz gibi baya yeşil ışık veriyor. Evet. Pilli değil şarjlı bulunmaktadır beyler. Şarjlı ile yani şarj edilmektedir beyler. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Evet helal. Ampülü bayağı tuttukça ampülün içine kadar da ışık veriyormuş ha. Ampülün içine kadar da gidiyormuş ışık. Oldukça ya. Evet. Test ediyoruz. Evet. Helal. Bunları sakın yani acayip beni hani, bu Amerika'dan gelmiş beyler. Yurt dışından çıkmış kargoya verilmiştir. Verilmiş bulunmakta beyler. Ondan sonra şunlar da böylelik beyler. Bunlar da şöyle okuyabilirsiniz şuradan ama göz işareti var. Daha sonra evet. Koşan insanları bir de gözümüzü tutmamak, gözünü zararı olan bir de beyler. Bir de gözü zararlıdır ve de daha sonra bir de şeyleri de. Bu yani bu acayip yani. Yolda geçenleri, insanları dikkat ediyoruz beyler. Tutmuyoruz yani. Hani onları tutmayın, dayak yer. Bak kavga çıkartır. Yani beyler. Handiren söyleyeyim mi yani? Söyleyeyim mi? Haberin olsun yani beyler. Hani bunlar yani acayip tehlikeli yani bu lambalar. Acayip tehlikeli. Bunlar da gördüğünüz gibi dürbün gibi dürbün gibi dürbün gibi yüksek bir lazer ışığı alıyormuş abi. Evet bayağı oraya kadar ışık gidiyor abi. Bak buraya kadar tuttuğum zaman evet helal vakit helal. Havalandırma bu şurada şuraya kadar gidiyor beyler. Evet. Yani bunu arkadaşlar yalnız arkadaşlar bunu elimize parmağın böyle bırakıp bunu sakın çalıştırmayın. Elin parmağın gerçek yakabilir. YouTube'dan birisinden biri takipçilerden videoyu seyredim. Bunu sakın yani parmağı elini yakın yerde tutmayın lazer lambayı. Elini yakabilir, edebilir. Çünkü çok gerçek elini yakabilir. Bak yakan bir lamba çünkü. Normal lazer lambası değil beyler. Çünkü çok yüksek bir lazer lambası. Pille çalışan değil beyler. Aküsünle şarj oluyor beyler bunlar. Yani bunlar da, bu sefer bir de aküsünle yani bunlar şarj ediliyordu beyler. Bunlar aküsünle bu sefer şarj edilmekte. Yani bunu böyle doğru burada elinle böyle uzun bırakmayın. Çünkü uzun bırakırsınız belli sürede vücudumuzu yakabilir. Yakabilir yani yakar yani. Öyle deyin beyler. Yakmayın yani etmeyin yani. Ateş yapar yani ateş yakabilir bunu çünkü yüksek bir lazer ışığı veriyor beyler. Yani bak mesela bunun ayağını tuttum düşünün ayağını tutsam da belli sürede ayağım da yakabilir beyler. O yüzden de arkadaşlar yani bunları da yani bunları çok korkandan olanlar gözü kör olanlar bunları sakın bunları almasınlar beyler. Şunu yani ne sabah farz edelim. Yani kamerayı tutuyormuş gibi gözünü tutarsınız beyler. Gözünü çok zarar veriyor. Gözünü kör ediyor beyler. O yüzden beyler arkadaşlar bunda gerçek ölüm tehlikelisi vardır. Göz tehlikelisi bir de tehlikeli bir de
Geçerlidir beyler. Bir de kesinlikle gözünü kör edebilir. O yüzden gözü kör edebilir. Ben bunu hiç kullanmayın beyler. Korkanlar bıraksınlar buraya vatandaş beyler. Handira söyleyeyim beyler. Bak çünkü kuvvetli, gerçek kuvvetli beyler. Bayağı oldukça beyler. Şunu böylelik tuttuktan sonra tutuyor bayağı. Buraya kadar ışıklı buraya kadar gidiyor beyler yani. Gidiyor yani. Ama güzel ama yani. Hani bunu korkanlar gerçek. Bunun sıkıntısı yaşanabilir. Öyle diyeyim beyler. Arkadaşlar. Bunun şarjının istasyonu şu tarafta beyler. Şarjı kayda buradan takılıyor. Bu emniyeti çevrilmiştir. Anahtarlı yapılmıştır. Pil istasyonu şurada beyler. Evet, şurada pilin istasyonu var beyler. Şurada fişi var gayda. Ama karıştırmayalım çünkü başkasının eşyası beyler. Yani Ahmet öyleyse verdi. O çocuk öyle verdi. Ve tekrar geri bırakacağım diye geri vereceğim tekrardan öyle demeler. Şimdi direkt arkadaşlar yalnız bu şöylelik. Evet. Aynen. Yani bazen yer ondan da çok gözünü alıyor beyler ama çok kullanmayın bunları. Her gün bunu kullanmayın çok gözünü zarardır bir de edebilir. Evet. Kamerayı yaklaştırıp bir şey göstermek istiyorum beyler. Evet. Gözünle bir de ilgili. Evet. Amerika'dan bir yerden geldiği için İngilizce belirtilmiştir. İngilizce belirtilebiliyordur. Evet. Pil cıvası şu taraftan değiştiriliyordu. Evet, değiştirmekte beyler, gençler. Öyle diyeyim herhalde. Çocukluğum tam buradaydı. Dikilmişti çocuk. Oradaydı. Evet. Şimdi videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz beyler. Kanalımıza abone olursanız benim için faydalı olur. Çok sevineceğim. Bekirlere lazer diyor. 303 baya uzak tutsan da baya ışıkları veriyor. Onun dışarıda sakın fazla arabalarını trafikleri tutmayın. Trafikte çok kavga geçerlidir. Çok kavga çıkar bak söyleyeyim beyler bunu sakın denemeyin yani trafikte de şehirleri de denemeyin yani etmeyin yani. Evet. Ama bir de havada da daha çok uçak geçiyorsa beyler. Şimdilik bir şey arkadaşımıza bir şey diyeceğiz ama yani öyle diyeyim beyler. Uçağı tutabiliyor muyuz? Tutamıyor muyuz? İşte ne yaptın? Hiç bilmiyorum. Benden mi kaçtı o çocuk? Aa geldin mi? Ahmet sana bir Onlar şey bir şeye diyeceğim. geldiler. Tamam. Ne oluyor? Niye saklanıyor Olur benden? işte. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sana bir şey diyeceğim ya da Bak bunu biri gelmiş. uçağa tutarsan ne olur eğer ki? Uçağa ne yap? Cezası varmış. 100.000 lira cezası var. Evet. 100.000 lira cezası varmış. Bunca emir. 100.000 lira vermek istemediğimize göre. Evet, Değil atla. mi? Peki arkadaşlar gayet uçak arızayı görüyormuş beyler. Düşerse insan ölmüş olsa biz katil olmuş oluyoruz. Bizim suçumuz bizde olmuş oluyor. O yüzden uçaklara dikkat edin. Uçağa denk gelirse 100.000 TL'den para cezası uygulamakta beyler. O yüzden uçağa giderse ya beyler cezası vardır beyler. Söyleyeyim sana. Buraya koyuyorum beyler. Uçağa giderse Allah uçak arızayı görebilir. Uçak düşerse hapse atarlar abi hapse atarlar. Uçak çok yolcu taşıyor. Hapiste bir daha hiç çıkamam abi. Neden biliyor musun? Bir sürü insan uçak düştükten sonra herkes ölüyor abi. Herkes. Öldükten sonra suçumuz bizde kalıyor abi. 100.000 TL para cezası uygulanıyor. Uçak düşerse hapse bir daha girersem hapisten çıkamam abi. O yüzden böyle şey denemeyin etmeyin. Hapiste de siz de girersiniz. Bak 100.000 TL para cezası var. Söyleyeyim. Dikkat et trafiği de tutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Videoyu çektiğim için oraya kadar saklandı beyler. Görüşmek üzere. ID Elektrik'te YouTube kanalımızda kalın. Hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay.
Vay be arkadaşlar. İyi seyirler. Ne bari.